Selam arkadaşlar, ben Canan Kandemir. Bu videoda sizlerle yapay zeka aracı ile birlikte avatarlarımızı ya da resimlerimizi veya da bir başkasının görseli de olabilir. Bunları nasıl verdiğimiz metin ile konuşturabiliriz? Kadın sesleri var, erkek sesleri var, farklı dillerde bu işlemi de gerçekleştirebiliyoruz. Bunu nasıl yaptığımızı did.com web sitesi üzerinden gerçekleştireceğiz. Hep birlikte bakalım. Biz burada ücretsiz versiyonunu kullanacağız. Tabii ki eğer isterseniz de pricing bölümünden de gelip bunun ücretlerini bakabilirsiniz. Ücretsiz versiyonu bulunmakta, 20 kredi veriyor. 20 krediye kadar kullanabiliyorsunuz. Eğer isterseniz de aylık olarak 4.7, 16, 108 dolar diye devam ediyor. İlk başta denemeniz için tabii ki ücretsiz versiyonunuzu öneriyorum. Eğer profesyonel kullanıyorsanız bu diğer paketleri kendi isteğinize göre alabilirsiniz. Ben burada bir reklam işbirliğim yok. Sadece web sitesini ve yapay zeka teknolojisini anlatıyorum. Tekrardan ana sayfaya gelelim. Buradan login diyoruz. Login ile giriş yapacağız. Login dedikten sonra bizi bir sayfaya atıyor. Daha önce benim bir hesabım olmadığı için continue with Google diyorum ve buradan siz de kendi e-posta adresinizi girerek bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Google adımını tamamladıktan sonra bizi home sekmesi karşılıyor ve home sekmesinde ben daha önce bir proje oluşturmadığım için burada gözükmektedir. Geliyorum buradan videos kısmına geçelim videomuzu oluşturmak için. Bize burada birçok seçenek sunmakta. Choose a presenter diyor. Sunucu kim olacak? Buradan aşağı doğru inebiliriz. HQ dedikleri bunlar daha yüksek kalitedeki görseller. Eğer isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. İstediğiniz birini seçebilirsiniz. Ya da gelip buradan add derseniz de kendi bilgisayarınızdaki bir görseli bu web sitesine yükleyerek onu da konuşturabiliyorsunuz. Ya da gelip generate AI presenter dersek de buradan daha önce oluşturmuşlukları görebiliyoruz. Ya da gelip buradan create diyerek başka bir web sitesinde oluşturduğumuz bir avatarı da burada kolaylıkla kullanabiliyoruz. Gelelim buradan choose a presenter diyelim ve kendimize göre istediğimiz birisini buradan kolaylıkla seçelim. Bizim seçtiğimiz kişi burası olsun. Gelip bunu kare şeklinde de yapabiliriz ya da gelip buradan vertical diyerek daha dik bir şekilde de yapabiliriz. Instagram'da kullanacaksak ya da mobilde kullanacaksak videomuzu gelip buradan vertical'ı seçeriz. Daha çok YouTube'da kullanacaksak buradan Secure'ı seçebiliriz. Gelip buradan da arka planını da kolaylıkla değiştirebiliriz. Gelin şimdi bunu kopyalayalım. İstediğimiz arka planı burada verelim. İlk baştaki arka planımız da buydu. Daha sonra buraya bir metin yazmamız geliyor. Bu metni siz istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Ben videoyu uzatmamak için gelip buraya bir metin yazacağım. Geldim buraya bir metin yazdım. Siz de istediğiniz bir metni buradan yazabilirsiniz. Daha sonra gelip language kısmından dil seçiyoruz. Şu an English United States vardı. Biz gelelim buradan metnimizi Türkçe yapalım. Türkiye'yi seçiyoruz. Voice'de bize bir adet Ahmet, iki adet de kadın sesi olarak da Emel ve Seda'yı veriyor. Ben şimdilik Ahmet'i seçeceğim. Burada İngilizce olanda daha fazla seçenek bulunmakta. Bu seçenek ise ne kadar sürede bir duracağını göstermektedir. Bunu gelip bastıkça buralarda durma işlemini gerçekleştiriyor. Şimdilik bunları silebiliriz. Style'da ise Türkçe'de style yok. Ama farklı dillerde özellikle İngilizce'de style'lar bulunmakta. Üzgün, neşeli, mutlu, arkadaş canlısı bir ses tonuyla konuşmasını gerçekleştirebiliyor. Ayrıyeten buraya yazı değil de gelip daha önceden bizim oluşturduğumuz bir ses varsa buradan da sesimizi yükleyebiliyoruz. Ya da yakın bir zamanda da mikrofondan buraya sesle ekleme yapılacağını söyleyebiliyor. Biz tekrardan script kısmına gelelim ve metnimizi oluşturalım. Metnimizi oluşturduk. Buraya geldik. Siz de istediğiniz metni buradan yazabilirsiniz. Buradaki insanı biz kolaylıkla konuşturacağız. Geliyoruz buradan generate video diyoruz. Generate video dedikten sonra untitled video diyor. Hiç sıkıntı değil. Hesaplama yaptı. Benim 20 tane kredim vardı. Bunu 3'e düşürecek. 3 krediyesi gidecek. Videonun uzunluğu da 41 saniye olacak. Daha kısa videolarda daha az kredi gitmekte. 20'den sonrasında size imkan vermiyor bu videoları. Siz gidip paralı olarak buradan paket alıp bu web sitesini kullanabilirsiniz. Generate diyorum ve oluşturması sizin internet hızınıza, bilgisayarınızın gücüne bağlı. Sanırım hızlı bir şekilde de oluşturacak. Şu an tamamlıyor. Evet arkadaşlar, şu anda oluşturdu. Ben sizi bekletmemek adında videonun o kısmını kırptım. Hadi gelelim hep birlikte nasıl bir ses tonuyla nasıl oluşturduğuna bakalım. Gelelim burada üstüne tıklayarak oynatalım. Merhaba, ben Can Akan Demir. Bugün sizlere heyecan verici bir yapay zeka teknolojisinden bahsedeceğim. Son zamanlarda keşfettiğim bir web sitesi, metinleri otomatik olarak konuşmaya çeviriyor. Bu inanılmaz teknoloji sayesinde yazdığınız herhangi bir metni gerçekçi bir sesle duyabilirsiniz.
sadece birkaç tıklama ile yazılarınızı canlı, etkileyici bir konuşmaya dönüştürebilir ve içeriklerinizi daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Gelin, bu büyüleyici yapay zeka dünyasına birlikte göz atalım ve sözlerinizi gerçek bir sesle hayata geçirelim. Video oldukça başarılı oldu. Yazdığımız metin ile yüz ifadeleri, mimikleri, ağız hareketleri birbirleriyle uyumlu oldu. Eğer istersek gelip buradan download deyip kendi bilgisayarımızdan indirebiliriz ya da share diyerek arkadaşlarımıza paylaşabiliyoruz. Çarpıya basıp şimdi kapatıyorum. Home bölümünden de daha önce oluşturduğumuz videolara kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Siz de bunun ücretsiz versiyonuyla deneyebilirsiniz. Eğer isterseniz de bununla ilgili bir YouTube kanalı da açabilirsiniz. Bütün YouTube kanalındaki videolarınızı DID web sitesi üzerinden yaparak kitlenizi geliştirebilirsiniz. Bu videoda sizlerle yapay zeka teknolojisiyle birlikte fotoğraftan veya avatardan nasıl video üretiyoruz, verdiğimiz metni nasıl seslendirebiliyoruz, eğer istersek de kendi sesimizi nasıl entegre edebiliyoruz, nereden yapıyoruz, bunları görmüş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi videolar çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanalıma aboneyseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan hemen haberdar olmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.